Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Honor 70 cep telefonu alınır mı alınmaz mı biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu telefon Ekim ayında Türkiye'de piyasaya sürüldü ama benim elime gelmesi biraz gecikti. Buradan da Honor Türkiye'ye biraz geç gönderdi bana, onu da söyleyeyim. Bak, buna şikayet etmiş de olayım birazcık sizlere. Ama sağ olsunlar yine de gönderdiler ve ben de dedim ki artık bu saatten sonra inceleme çekilmez. Çünkü çeken çekti, anlatan anlattı. Ben de dedim bu telefon alınır mı alınmaz mı biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir yöntem geliştirdim arkadaşlar. Özelliklerinden bahsedeceğim sizlere. Alınıp alınmayacağım konusundaki son yorumumla birlikte artık kararı size bırakmış olacağım. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Telefonun bütün özelliklerini açıklama bölümüne yazdım. Siz de en azından telefonun ne tarz özellikleri olduğunu oradan da görebilirsiniz. Şunu mutlaka söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Honor markası yakın zamana kadar, yaklaşık bir sene öncesine kadar Huawei ile ortak bir markaydı. Ve Huawei'nin bütün modellerinin benzerleri, işte kulaklığı olsun, bilgisayarı olsun, telefonu olsun, tableti olsun, Honor markası tarafından da piyasaya sürülüyordu. Onların fiyatları biraz daha uygun vesaireydi. Marka bir konsorsiyuma satıldı Çin'de ve Huawei'den ayrılmış oldu. Ama tasarımsal olarak baktığımızda hala işte kulaklığı olsun, telefonu olsun, tabletleri olsun, aslında Huawei ürünlerini benzeyen ürünler hala piyasaya sürmeye devam ediyor. Bu bir süre daha devam edecek ama muhtemelen önümüzdeki 6 aydan sonra, yani önümüzdeki 6 ay, 1 sene içinde artık Honor kendi imzalı, kendi tarafından geliştirilmiş cihazlarında piyasaya sürmeye başlayacak. Bu bilgilendirmeyi neden yaptım arkadaşlar? Telefonu gördüğünüzde Huawei modellerini, aa bu da Huawei'de de var benzeri diyebileceğiniz için böyle bir bilgilendirme yaptım. Şimdi önden baktığım zaman bu sonsuz bir ekran modeli var. Oldukça da ince bir telefon. Bir kere ben bu inceliğini çok beğendim. Şık. Kenarları böyle baktığınız zaman da böyle güzel bir tasarım anlayışı devam ediyor. Şimdi telefonun benim ilk beğendiğim taraflarından bir tanesi OLED ekranı var. 120 Hz ekran yenileme hızında destekliyor. Şimdi bu önemli. Neden önemli? Çünkü takdir edersiniz ki telefonların en önemli özelliklerinden bir tanesi ve en pahalı tutan yerlerinden bir tanesi de bu ekranları. Çok iyi bir ekran tercih edilmiş. OLED bir ekran ve 120 Hz'i destekliyor ve Full HD Plus bir ekranımız var. Ben bu ekranı beğendim. Baştan onu söyleyeyim. Güzel bir ekran tercihi yapılmış. Sonsuz olması da böyle, yani kenarların da böyle inceltilmiş bir şekilde olması ve kenara doğru bir kavisli olması da tasarımsal öğeler açısından baktığımızda ve hem de kullanım açısından video izlerken, oyun oynarken falan size önemli avantajlar sağlıyor. İşlemci tarafında Snapdragon 778G Plus işlemcisi tercih edilmiş. Bu özellikle oyunlarda ve diğer böyle hani güç isteyen, performans isteyen, uygulama çalıştırdığınızda işinize yarayacak bir durum arkadaşlar. Telefonda 8 GB RAM ve bana gönderilen sürümde 256 GB'lık bir depolama alanı var arkadaşlar. Bunun 128 olanı da var. Onu da söylemiş olayım. Şimdi gelelim kamera tarafına. Kamera tarafında 54 megapiksellik bir ana kameramız var. IMX 800 sensörünü kullanıyor. Sony tarafından geliştirilmiş 50 megapiksellik bir ultra geniş açımız var ve 2 megapiksellik de alan derinliği kameramız var. Bence bu dizilim en ideal dizilim arkadaşlar. Neden? Çünkü normal bir kamera, ultra geniş açı ve alan derinliği. Şimdi bazı telefonlarda işte makro için ekstra kamera konuyor ama ultra geniş açı olmuyor. Bence ultra geniş açının olması iyi. Kameranın performansını ben çok beğendim. Birçok ilginç farklı özellikleri var. Hatta bu kamera özellikleri arasında solo cut isimli bir özellik de var. Bunu kullandığınız zaman işte konunun netlik takibi vesaire yapılabiliyor. Güzel de bir özellik olmuş. Ben kamera tarafını beğendim. Ön kamerada çok güzel arkadaşlar. Ön kamerada 32 megapiksellik bir çözünürlük sunuyor ve ön kamera Full HD kayıt yaparken ana kameramız 4K 30fps video kayıt yapabiliyor. Onu da altını çizmiş olayım. Kamera tarafında orta seviyenin sınırlarını zorlamış Honor, onu söyleyebilirim. Telefonun beğendiğim bir özelliği henüz ülkemizde yok, kullanılmıyor ama 5G desteği var. Zaten bu işlemci 5G destekli olarak geliyor arkadaşlar. 5G desteği var. Bu da eğer hani almışken ben 5G'li bir telefon alayım, 1-2 seneye kadar Türkiye'ye gelir diyorsanız alınabilecek bir özellik olmuş. Ama şart mı? Şart değil, onu söyleyeyim. Gelelim beğendiğim bir diğer özellik, 66 wattlık bir şarj özelliği var. Kutusundan da bu şarjı gerçekleştirebilmemiz için adaptör de çıkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz artık üreticilerin bir kısmı, mesela Samsung ve işte Apple gibi üreticiler artık kutularına adaptör koymamaya başladı. Bu modelde var. Yani ekstra bir adaptörle vesaire uğraşmayacaksınız. Yaklaşık 1 saatte 0'dan 100'e kadar doluyor. 30 dakikada da 0'dan 70'e kadar dolan bir cep telefonu kendi kutusundan çıkan adaptörle beraber. Honor 70'te aynı zamanda parmak izi okuyucu da var. Ekrandan parmak izi okuyucu var. Zaten telefon oldukça ince olduğu için hani yan yüzde olma ihtimali yok. Zaten arka yüzde artık konulmuyor. Daha çok böyle giriş seviyesi modellerde kaldı bu arka yüzde parmak izi okuyucu. Ekrandan parmak izi okuyucu var. Bu şekilde güvenliğinizi de sağlayabiliyorsunuz. Burada telefonda ne yok? Belki onu merak edenler vardır. Kablosuz şarj desteği yok. Yani çok önemli mi, çok değil mi? O tartışma konusu ama böyle bir özelliği bulunmuyor arkadaşlar. Aynı zamanda suya ve toza dayanıklılık özelliği de bulunmuyor
oluyor bu üründe? Biliyorsunuz genelde üst seviye ya da amiral gemisi dediğimiz modellerde olan bir özelliktir. Zaten artık o modellerde böyle 18-19-20 bin TL'den başlıyorlar. Peki bu telefon tercih edilir mi? Şimdi hepiniz bu soruyu merak ediyorsunuz. Özelliklerini anlattım, neleri yapabildiğini anlattım, neleri yapamadığını da söyledim. Hangi özellikleri olmadığını da size belirttim. Şimdi şöyle, çok ciddi rakipleri var. Başta onu söyleyeyim. Özellikle Samsung'un S20 Fan Edition ve S21 Fan Edition bence bu telefon direkt rakip. S20 Fan Edition eski bir telefon. Geçen sene çıkan bir model biliyorsunuz. S21 Fan Edition yeni bir model ama bundan da pahalı satılıyor. S20 Fan Edition daha ucuz. S21 Fan Edition ise bundan daha pahalı satılıyor. Özellikler hani onda bir iki farklı özellik daha var bu modelde. Ayrıca Xiaomi'nin işte Redmi Note 11 ailesinin bazı modelleri var. Bu tarz ürünler de yine bu modelle aslında rekabet edebilecek hem fiyat anlamında hem de özellik anlamında cihazlar. Aynı zamanda Samsung'un farklı modelleri de var yine arkadaşlar. Yine bu telefonla rekabet edebilecek seviyede özellikler olan işte A serisinin özellikle yeni çıkanları A73 falan gerçekten de bu telefonla rekabet edebilecek bir model. Apple tarafında rekabet yok yani bu ürünün karşılığı yok. Olanlar da hani 11 belki alınabilir. O da biliyorsunuz epey eski bir model. Yani 11'den sonra 12 çıktı, 13 çıktı ve 14 çıktı. 11 alınabilir ama 11'in fiyatı da işte 15 bin lira civarında. Yani bu telefonda bile yakın değil. 12.999 TL'den çıktı bir ürün. Özelliklerini ve fiyatına göre değerlendirdiğimde bence fiyat performans oranı çok yüksek bir model. Ha 12 bin lira uygun bir fiyat değil. Hani bazen böyle eleştiriler de geliyor videoların altına. Hani 12 bin lira uygun fiyat mı falan değil ama piyasa şartlarında bu özellikleri almak istediğinizde zaten hani 5 bin liraya satın. Açmıyorlar arkadaşlar onu söyleyeyim. 10 bin liraya bir sene önceki bir model alabilirsiniz Samsung tarafında. Yenisini almaya kalksanız yani S21 Fan Edition olarak düşünecek olursak onun fiyatı da 14 bin 15 bin lira civarında. O yüzden hani iyi hesap etmek iyi kitap etmek gerekiyor ama Honor kötü bir marka değil. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Google servisleri var bu telefonda Huawei'den farklı olarak. Şimdi Huawei'nin şu anda piyasaya sürdüğü hiçbir modelde Google servisleri yok. Tamam GCPS'te falan kullanılabiliyorlar ama aynı etkiyi yapmıyor. Onu açık ve net söyleyebilirim. Ama bu modelde Google servisleri var ve gönül rahat ile alıp kullanabilirsiniz. Honor'un Huawei'den böyle bir farkı var arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargodan Huawei çok ciddi anlamda etkilenmişti ama Honor kesinlikle etkilenmedi. Hem diğer cihazlarını hem de mobil cihazlarını yani telefonlarını, tabletlerini şurada burada tamamıyla Google servislerini çok rahat bir şekilde ve normal bir telefonmuş gibi kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten böyle bir yasak da Honor'a gelmemişti. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bana biraz geç gelen ürünleri bu şekilde böyle hani alınır mı alınmaz mı, değer mi değmez mi, fiyatını hak ediyor mu filan gibi çeşitli yorumlarla sizin karşınıza çıkarmaya devam edeceğim. Siz de yapacağınız yorumlarla fikirlerinizi benimle paylaşarak da bu videolara katkıda bulunabilirsiniz. Honor 70 ile ilgili merak ettiğiniz benim anlatmadığım konular mutlaka kalmıştır. Yorumlarda fikirlerinizi beyan etmekten çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada beni izleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone değil arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Neden abone olun diye istiyorum. Sürekli ısrar ediyorum. Bütün videonun sonunda bunu söylüyorum arkadaşlar. Sebebi çok basit. Artık birçok marka için abone sayısı önemli arkadaşlar. Yani videoların da izlenmesi tabii ki önemli ama abone sayımın hızlı bir şekilde artması gerekiyor. Bu konuda desteklerinizi istiyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla hepsini takip edip beni oralarda da yalnız bırakmazsanız sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.